PES Yani ve PES Türkiye kanallarında her hafta pazartesinden cumartesiye kadar atılan her videoya like atıp maksimum 6 yorum yapanlar her hafta 1000 coin kazanır. Ya bir kapa çeneni ya, hepsi açıklama kısmında yazıyor zaten. Ne uzatıyorsun, hadi videoya geçelim. Herkese selam, PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün eğitici bir videoyla, öğretici bir videoyla karşınızdayız. Hem gerçekten takipçimiz, katıl butonundan üye takipçimizin defans eğitimi videosuydu. Onu hazırlayacakken tamamen size de hazırlayayım ve normalde katıl butonuna özel bir video. Ama hepiniz yararlanın diye şunu söyleyeyim, bugün Avrupa şampiyonu geçtiğimiz yılda liderdi ve lider bitirdi. Bot'un defans yapma taktiğini göstereceğim. Bana göre kusursuz bir taktik değil ama benim yaptığım bana göre daha kusursuz. Ama onu yapmak kolay değil. İlk önce hiç defans yapamıyorsanız ve ciddi anlamda defansınızı geliştirmek istiyorsanız daha kolay bir defans taktiği ve bugün bunu göstereceğim. Peki nasıl? İsterseniz şöyle dual şoku elimize alalım. Kolay olmasındaki en büyük sebeplerden biri sadece 3 tane tuş kombinasyonuyla yapılan bir çalım olması. Şimdi detayları vereyim, daha sonra hızlı bir şekilde zaten geçeceğiz. Şimdi öncelikle bu defansta sistem şu. Rakip topu aldığında kare tuşuna, yani ikinci adamı, sönük imleçteki adamı rakibe pres yapmak için götürüyorsunuz. Bunun özelliği şu, kare tuşuna sürekli eliniz basılı kalıyor. Yani beyin anlamında, yani kafanızda bunu senkronize ederken çok daha kolay öğrenebileceğiniz bir defans taktiği. Dediğim gibi kusursuz değil. Kusursuzu daha sonra çok daha detaylı bir şekilde anlatırım sizlere. Bu taktikte kareye basılı tutuyorsunuz. X'e basılı tutmak yok. Yani normalde sönük imleç değil de gerçek imlecin olduğu, bunlardan da bahsedeceğim. Normal imleci, kendi yönlendirdiğimiz adama X'e basılı tutmayacağız. X tuşunu kullanmayacağız. Sadece kareye basılı tutup peki diğer adamla ne yapacağız? Pas arası kovalayacağız. Onun için de R1 ve yön ya da sadece yön, ama genelde R1'e basılı tutmanız gerekiyor. El kombinasyonu şu, kareye basılı tutup diğer adamlarla da R1 ve yön, sadece 3 tuşla defans nasıl yapılabilir bunu göstermiş olacağız. Şimdi üstadımızla oynuyoruz, ona topu vereceğim ve ona karşı, bu arada gerçekten 2 küsur 2.50'nin üzerinde gol atma ortalaması var ve bakalım bana gol atabilecek mi ya da o defansı ona karşı nasıl yapacağım. Dediğim gibi bu kusursuz bir taktik değil ama kusursuz olmamasına rağmen İnanılmaz keyif alacağınız bir taktik. Bakın şimdi ben bu arada kırmızıyım gördüğünüz gibi. Sönük imleci de göstereceğim. Şimdi basalım. Bakın şimdi normal imleç dediğimiz olay bu. Sönük imleçte şu anda Messi'nin üzerinde küçük bir içi boş imleç var. Bu imleci görmek için kişisel veri ayarlarından imleci ayarını açmanız gerekiyor. Haberiniz olsun. O ayarın açık olması lazım, imleç ayarının. Eğer kapalı olursa ikinci adamdaki imleci göremezsiniz. Bunu bir kere yazıyoruz. İkinci adam, yani kareyle pres yaptığımız adam sönük imleçli adam oluyor ve o pres yapıyor. Bakın şimdi ne yapıyorum? Pres yapıyorum, burada topu kaptım. Kaptığım topları tekrardan zaten ona vereceğim. Ve nasıl bir defans sistemi yaptığımı göreceksiniz. Bakın basılı tutuyorum. Yine kaptım. Kaptığım adam makine. Buradaki sistem şu. Bot'un da kullandığı taktik bu. En iyi defansı makine yapıyor. O yüzden makineye topu kaptırma, yani almasını istiyorsunuz. Burada da bir foul yaptık. Hemen şöyle birazcık ilerleteyim. Hemen şöyle geliyorum. Bakın sönük imleçteki adam sürekli kare. Burada dikkat etmeniz gereken iki şey var. Topu kapmanın iki yolu var. Bunlardan bir tanesi pas arası yaptığım adamla X'e basılı tutmadan. X'e neden basılı tutmuyorum? X'e basılı tutarsam topa odaklanır ve topa doğru koşar o adamda. Ben onunla sadece pas arası yapıyorum ve siz kareyle pres yaptığınız adam rakibe direkt top neredeyse oraya bodoslama gidiyor. Şimdi yapmanız gereken şey şu. İlk önce sönük imleçteki olan adama bakın. Daha sonra asıl bakmanız gereken olay asıl imleçte olan adamla nasıl pas arası yaptım. Şimdi bakıyoruz. Bakın farkında mısınız? Pas kanallarını Patrick Vieira ile X'e basmıyorum ki adam topa basmıyor farkındaysanız. Çünkü asıl topa basması gereken kare ile pres yaptığım adam. Ben asıl imleç olan, yani yönlendirdiğim adamla pas arası yapmaya çalışıyorum. Tekrardan devam ediyoruz. Yanık imleçte olana bakın, zaten diğeri sürekli adama pres yapıyor bakın. Yine aldım. Topu alan makine, gördüğünüz gibi ben değilim. Yani makine benim yerime topu alıyor. Tekrarlıyoruz.
Maçın içerisinde hiç kesmeyeceğim bu arada. Pas arası yaptım gördüğünüz gibi. Yani olay şu. İlk önce kareyle pres yapıyorsunuz. Kareyle pres yaptıktan sonra diğer adamla da, yani asıl yönlendirdiğiniz adamla da rakibin pas kanallarını kapatıyorsunuz. Şu anda bu söylerken gerçekten kolay görünüyor ama yapması, uygulaması tabii ki biz bildiğimiz için kolay oluyor ama sizlerin uygulaması kolay olan bir şey değil. Tekrarlayacağız. Bakalım neler olacak. Pres yapıyorum. Makine aldı yine topu farkındaysanız. Attım. Verdim burada. Rakip aldı topu. Bakalım nasıl bir pres yapacağız. Bakın Ronaldo ile hemen gittim. Pas kanallarını bakın sürekli gördünüz mü? Sürekli pas kanallarını kapatıyorum. Devam ediyoruz. Yine Messi ile kapattım. Bakın ortayı kapattım. Bekliyorum sürekli. İmleci arada değiştiriyorum. Eğer çok uzakta kalırsa adam L1 ile değiştiriyorsunuz. R3 ile de değiştirebiliyorsunuz ama şimdilik aklınızda sizin L1 kalsın. R3 ile kafanızı dağıtmayın. Topu faulle de olsa kapan yine makinaydı gördüğünüz gibi. Yani aslında ben kapmadım, makineye kaptırdım. Yine burada etkili geliniyor. Farkındaysanız makine kaptı yine. Uzaklaştırdık. Bakın Mbappe ile pas arası yapıyorum. Kapamadım, hala devam ediyorum pas arasına. Bu Avrupa şampiyonu. Geçtiğimiz yıl Avrupa şampiyonu olan. Bu yıl açık söyleyeyim ilgilenmiyorum fazla. Hani kim lider bilmiyorum ama hani hile hurda yapmayan yine büyük ihtimal en kafada o vardır diye düşünüyorum. Bilmiyorum yani. Hiç ya yaklaşık 4 aydır falan hiç açık söyleyeyim sıralamaya yemin ederim ki bakmadım. Kimin ne olduğunu hani kaç puanı var bilmiyorum bile. Bakın tekrardan Beckham'ı görüyorsunuz. Bakın sürekli pas kanallarını kapatıyorum. Kapattım. Çok güzel bir çalım. Yine pas kanalını kapatıyorum Beckham'la. Ara pas. Şimdi hafif ikili sıkıştırmaya gittim. Çünkü orada birebir sırt sırta verdiler ve sıkıntı yaşayacaklar diye. Daha doğrusu hani birinin sırtına diğerinin de gövdesi yapıştı. Orada ikili sıkıştırmaya girdim. Bakın tekrardan makine aldı topu. Devam ediyoruz. Verdim tekrardan pası. Farkında mısınız? Bakın. Normal imleçteki adama topu kapmaya pres yapmıyorum. X'e basılı tutmadığım için adam gitmiyor ona. Ben de manuel götürmüyorum. Çünkü asıl topu makine iyi kapabiliyor. Yani elim sürekli kale tuşuna basılı tutulu. Bakın şimdi. Hemen geri çektim. Bakın. Sönük imleçteki adam geldi gördüğünüz gibi. Bakın yine Ronaldo ile pas arası yapıyorum. Çok kolay. Tak alıyorsunuz. Bu kadar basit. Yani buradaki sistemi öğrenmek çok önemli. Ve gerçekten de defans oyunda en önemli şey. Yani iyi bir hücumcuysanız Avrupa sıralamasına giremezsiniz. Sadece iyi bir hücumcuysanız. Ama iyi bir defansçıysanız kesinlikle girebilirsiniz. Bakın buna yani çok ciddi söylüyorum. Geçtiğimiz yıl Avrupa'nın ilk 8'inde bitirmiş biri olarak söylüyorum. Net bu taktiğe çok dikkat edin. Bakın tekrardan makine yine kaptı topu. Veriyorum. Şut çektim burada. Neymar'la yine pas arası yaptım. Verdim yine topu. Bakın hep pas kanallarını kapatıyorum. Zaten kareye basılı tuttuğum için rakip benim makinedeki yönlendirilen adamım sürekli pres halinde yakındaki adam. Ama diğer adamla da o artık arkadaki çöpleri temizliyorum diyebiliriz. Öyle düşünebilirsiniz. Bakın yine çektim. Mbappe'ye kadar gerekirse forveti çekin. Özellikle de oyunda öndeyseniz forveti çekin. Hiç fark etmez. Bakın yine makine aldı. Ben almadım topu. Bir iki örnek daha gösterelim ve daha sonra bitirelim. Çok da uzatmayalım sizler için. Bakın Ronaldo'yla kapatıyorum. Pas arası yapıyorum sürekli. Gerrard gördü. Burada Arnold alamadı. Bakın sürekli pas arası. Atabileceği pas kanallarını kapatıyorum. Bakın Ronaldo'yu görüyorsunuz. Gözünüz Ronaldo'da olsun. Bakın sürekli atacak yer bulamıyor. Yani sürekli kanalları kapatıyorum. Burada etkili geliyor. Köşeye çok iyi. Pası
Neuer uzaklaştırdı. Yine gelelim bakalım. Bakın Beckham'la basmadım. Makineyi çektirdim üstüne. Yine müdahaleyi yaptık. Ve Patrick Vieira yine almış oldu. Bu taktik ciddi anlamda çok iyi. Bu taktiği elinize alıştırmanız gerekiyor. Tekrarlayayım. Kareye basılı tutuyorsunuz. Kareyle bu arada 2022'de büyük ihtimal bu taktiği kullanamayacaksınız. Çünkü 2022'de oyun tamamıyla defansif falan da değişecek. Ama problem yok. Biz yine oyunu çözeceğimiz için size nasıl defans yapılabilir yine bunun bilgisini verebiliriz. Hiçbir problem yok. Yani kanalı takipte kalabilirsiniz. Peki bu sistemdeki defansta kareye basılı tutuyorsunuz. Rakip, daha doğrusu sizin yönlendirdiğiniz, makinanın yönlendirdiği Sonic Kimleş'teki adam rakibe pres yapıyor. Siz hem onun kademesine girip hem de pas arası yaparak oyunu rahatlıkla defans yapabiliyorsunuz. Şu anda gördüğünüz defans hoşunuza gitmiştir. Bu oyundaki kusursuz defans değil. Daha kusursuzu benim yaptığım ve bunu yapmak kolay değil. Bunu da göstereceğim sizlere ama kanala katıldan da destek olmanızı rica ediyorum. Katıldan bu arada bu üstadımıza da özel derslerde kulaklıkta özel ders de veriyoruz. Tabii ki de sizler de bu özel dersi alabilirsiniz. Instagram Serdar Cosar adresinden bana ulaşarak fiyat bilgilerini de sorabilirsiniz. İzlediğiniz için çok sağ olun. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Vurduğunuz gol olsun.